Değerli izleyenler, günaydın. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Haftanın son gününü beslenmeyle kapatacağız. Beslenmede doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Biraz hem yağları konuşacağız, vitaminleri konuşacağız. Diyette nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Bir de diyetle ilgili çok fazla farklı görüşler var. Bazı uzmanlar, diyetisyen olmayan uzmanlarımız da beslenmeyle ilgili öğütler veriyor. Aslında bu çok normal ve doğal olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ama bu işin ehli olan diyetisyenlerimiz de var. Onların da görüşleri var. Biraz bu görüşler üzerine konuşalım, değerlendirelim istiyorum. Bugün Seda Dursun konuğum. Kendisi Avrasya Hospital'dan yayınımıza katılıyor. Beslenme ve diyet uzmanı. Bize sorularınız olursa 0212 480 0663 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar, Seda Hanım. Merhabalar. Günaydın. Çok genç bir diyetisyenleyiz ama işinin ehli bir diyetisyen diyebiliriz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi çok da güzel bugün gelirken bize bir sofrayla geldiniz. Bugün rejideki, yayındaki arkadaşlarla çıkışta biz bunların hepsini yiyeceğiz. Özellikle ananas hemen iştahımızı kapattı. Afiyet olsun. Afiyetle yiyin. Şimdi güzel bir sofra hazırladık. Biraz hem bunlar üzerinden de gideriz. Beslenme öğünümüzü, beslenme dengemizde nelere dikkat etmemiz gerek ve özellikle kış ayına özgü portakal var burada. Hı hı. Güzel gıdalar var. Ekmeğimiz var, muzumuz var, portakalımız evet, var, salatalığımız var bu mevsimde. Bu da güzel oldu. Teşekkürler. Şimdi öncelikle bir sağlıklı beslenme deriz, bir de sağlıksız beslenme deriz. Ama bu sağlıklı beslenmeyi bir sürü insana göre sağlıklı beslenme tarzı var. Aslında sağlıklı beslenme biraz kişiye özeldir. Herkes için aynen, genel geçer kurallar olmasa gerek. Hastalık yoktur, hasta vardır deriz. Sağlıklı beslenmeye bir diyetisyen bizi nasıl tanımlar? Şimdi sağlıklı beslenmeyi şöyle tanımlar bir diyetisyen. Kişinin yaşam tarzına özgü olarak boyuna, kilosuna, fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurarak belirli hasta teknik kontrolleri yapıldığında vücuduna alması gereken yeterli miktarda karbonhidrat, protein, yağ ve minerallerin harcayabileceği enerji boyutunda vücuduna almasını sağlıklı beslenme olarak biz tanımlıyoruz. Burada hareket de devreye geliyor. Yaktığı kalori de devreye giriyor. Yaşı da giriyor. Aynen. Çünkü bir kişi gençse daha çok kalori yakabilir. Biraz yaşlıysa daha az kalori yakabilir. Daha az hareket ettiği için gibi bir sürü aslında argümanı var. Diyetisyenlerin çoğu bunlara dikkat ediyor değil mi diyet önerileri verirken? Evet, kesinlikle. Zaten beslenme ve diyetetik bölümü okunurken de birçok ders alıyoruz. Anatomi, fizyoloji, histoloji, sağlıklı beslenme, besinlerin içerikleri gibi birçok dersler alınıyor. Bunların hepsi harmanlandığı zaman sonuçta bir sağlıklı beslenme programı ortaya çıkıyor. Zaten kişiye de beslenme programı yazıldığında o kişiye direkt olarak şu dayatma yapılmamalı. Sen saat 7'de kalkacaksın, bunu bunu yiyeceksin, 9'da bunu bunu yiyeceksin gibi asla böyle bir dayatma yapılmamalı. Çünkü kişinin motivasyonu düşebilir, uyamayabilir programa. Bu sefer ne olur? Diyeti bırakacak, baştan başlayacak. Sağlıklı bir durum söz konusu olmuyor. Kişinin yaşam tarzına uygun olarak, fizyolojik durumu göz önüne alınarak bir program uygulanmalı. Diyelim ki gece geç saatleri çalışan bir kişi barman. Ben şimdi barmana sen saat 9'dan sonra bir şey yemeyeceksin dersem o kişi 4'e kadar çalışıyor. Ya da bir sağlık çalışanı diyelim. Hastanede çalışıyor. Aynen, sağlık çalışanı sürekli aktif bir şekilde hareket ediyor. Bir sağlık memuru. Ben ona sürekli 12'de sen şunu yiyeceksin, 3'te bunu yiyeceksin, 4'te bunu yiyeceksin değil. Onunla karşılıklı iletişim halinde olarak, kontak kurarak nasıl uygulayabilir? Şu anki beslenme alışkanlıkları nelerdir? Hatalarını göz önünde bulundurarak tespit yapıp daha sonra onunla bir güzel bir iletişim kurarak sağlıklı beslenme programını belirliyoruz. Tabii ki de egzersizin de önemi çok büyük. Onu da söyleyeyim, zaten beslenme piramidinde artık hani dünyada genel geçer kabul edilen bir beslenme piramidi var. Artık o piramitte iyi bir yerlerde fiziksel aktivitede girmiş durumda. Yani aynen, tamam, sağlıklı beslen, iyi beslen, şu gıdaları tüket diyor, piramitte vardır. Ama fiziksel aktivitede artık o piramide girmiş durumda. Sen az ye, sağlıklı beslen ama o fiziksel aktiviteden uzaklaşma der. Bütün beslenme uzmanları kesinlikle da illa öyle, şey olmasına gerek yok. Spor eğitmeni olmasına ya da bu anlamda
harekete teşvik edici bir insan olmasına gerek yok. Diyette de bunun yeri var. Evet. Peki, yağ gelelim. Hemen diyet deyince aklımıza yağ geliyor. Fazla yağlardan kurtulmak geliyor. Fazla yağları da hep biz katı yağlardan aldığımız düşünürüz. Şekerden aldığımızı düşünürüz. Şimdi bu yağ meselesine gelelim. Diyet yaparken yağ tüketmeyelim mi? Bu fazla yağları atarken bu yağları da nasıl kısıyoruz? Biraz böyle devam edelim. Şimdi vücutta bir denge var. Bu denge şöyle. Karbonhidrat, protein ve yağ dengesi. Bunların belli oranları var. Karbonhidrat günlük enerji programımızda %55-60, protein 15-20, yağ da 25-30 yüzdelerinde tüketilmesi gerekmektedir. Biz diyet yaparken yanlış olarak ne düşünüyoruz? Diyoruz ki yağı kesinlikle çıkaralım. Yağı çıkarırsak ne olur? Vücudumuzda en önemli hormonlardan biri steroid hormonları, östrojen ve testosteron. Bunlar yağ yapılı hormonlardır. Eğer biz vücudumuza yağ almazsak bu hormonların çalışmasını aktivite edemeyiz. Yani bayanlar bayansal özelliklerini sergileyemez östrojen hormonundan eksikliğinden dolayı. Erkekler erkeksi özelliklerini sergileyemez. Bu şekilde olduğundan dolayı yağı mutlaka vücudumuza almalıyız. Ama şurada da şu konuya bir dikkat çekmek istiyorum. Yağın 1 gramı 9 kaloridir. Bunun da belli miktarlarda tüketilmesi gerekir. Yani biz çok aşırı derecede yağ alırsak tabii ki de yağlanma olur. Ama yağ almadığımız zaman da bağırsak hareketleri dahi düzensizleşebilir. Beslenmede yağın önemi oldukça önemlidir. Şimdi şöyle katı yağ ve sıvı yağ hikayesine geleceğim. Şimdi zeytinyağı tamam. Şifadır diyoruz. Evet. Ama bunu zeytinyağı özelinden bahsedersek zeytinyağında bilmiyorum çok abartmamak mı lazım? Yani tamam zeytinyağı fazla kilo yapmıyor deriz. Çok iyi huylu bir yağdır deriz. Hani biraz kanserden endem vuralım. Kolesterol düşürücü deriz ama bu iyi dediğimiz şeyleri tüketirken de herhalde bir limite sınırı olmalı değil mi? Evet. Aynen. Şöyle bir şeyi baz alalım. Mesela sizin vücudunuzda diyelim. Ortalama sizin günlük 1500 ile 1700 arasında bir kalori tüketmeniz gerekiyor diyelim. Bunun %30'u yağ olduğunda bu ne demek oluyor? Sizin sadece zeytinyağı olarak değil, zeytinde de yağ var, cevizde de yağ var. Yemeğin içerisine kattığımız zaman da yağ alıyoruz. Yani bu yağ değişimlerini aslında iyi bir şekilde hesap yapmak, dengelemek gerekmektedir. Bu konuda da mutlaka bir diyetisyene danışmanızı öneririm. Şimdi hesap kitap bu da zor. Yani bir kaşık yedim, bir ölçü yedim, bir çorba kaşığı kattım filan. Yani bunlar çok yorucu. Burada biraz daha pratik bir şey var mı bize söyleyeceğiniz? Bunun hani eğitimini almanız gerekiyor. Çünkü bir su bardağı yağ, yani bir ceviz, bir bardak su cevizde bir su bardağı yağ var demektir. Biz bunu bilmezsek, avuç avuç ceviz yersek, avuç avuç fındık, badem, fıstık yersek bunlar da zararlı olacaktır bizim için. Peki, ben sevimli bazı vitaminlere gelmek istiyorum. Şimdi yağda eriyen vitaminlerimiz var bizim. A, D, E, K, ADEK diyoruz. Aynen. Kısaca bu fen bilgisi derslerinden. Eskiden hani biz çok gerilerde bıraktık o dersleri ama çok bildiğimiz bir vitamin grubu var. Özellikle bunlara biz yağda eriyen vitaminler diyoruz. Şimdi yağda eriyen vitamin olunca diyette nasıl bir etkisi vardır? Nedir bu yağ yakmamıza falan katkısı olan gıdalar mıdır? Şimdi şöyle bir durum var. Çiğ sebzelerde tükettiğimiz zaman mutlaka ve mutlaka yaptığımız salatalarda, yaptığımız sebze yemeklerinde içerisine zeytinyağı koymamız gerekiyor. Neden? Sizin de söylediğiniz gibi A, D, E, K vitaminleri ilkokulda bilgisi, hatta bunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Yağda eriyen vitaminler. Biz bunları vücudumuza almadığımız zaman çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Vücudumuz halsiz kalabilir, metabolizmamızın yavaşlayabilir. Bu durumlara sebebiyet vermemek için yaptığımız büyük bir salataya diyelim, büyük bir kase salataya bir yemek kaşığı zeytinyağı koyduğumuzda hem kilo kontrolünü sağlayacağız hem de vücudumuza A, D, E, K vitaminlerini almış olacağız. Burada bu bizim pratik bir çözümümüz. Peki, aynen öyle. Şey gelsem, natural zeytinyağı saf zeytinyağından daha mı az kalori içeriyor? Biraz zeytinyağına giriş yaptık ama bir de bu tarafından devam edelim. Ne diyorsunuz? Şimdi farklı çeşit yağların farklı kalori olduğunu düşünen bireyler var. Yani margarin farklı kalori, zeytinyağı, mısır özü farklı kalori diye bir şey yok. Bütün yağlarda 1 gram yağın değeri 9 kalori kadardır. Ha, zeytinyağı, katı yağ. Bütün yağlar, bütün yağların 1 gramı yağ demek, hepsi yağ demek değil mi? 1 gramı 9 kalori. Bunun natürali de aynı, ekstra natürali de ayrı. Sadece ekstra natürel yağda şöyle bir durum var. Asit oranı daha düşük olduğu için zeytinyağından ve diğer natürel yağlardan arama olarak farklıdır. Yoksa bütün yağların kalori değeri eşittir. Ama bu da bir bilgi. Yani zeytinyağı sanki tüketirken pek bir kalori almıyormuşuz gibi.
diyetlerde falan rahatça kullanır. Evet. Sabah hatta çok güzel olur. Kahvaltıda evet. banarsınız zeytinyağını, yersiniz sağlıklı, falan çok lezzetlidir evet, ama. Sağlıklı diye kilo almayacağımızı düşünüyoruz aslında. Burada da porsiyon miktarı, porsiyon kontrolü çok önemli bizim ama için. Ama katı yağlarında tabii bir sağlık riski gösteriyor. Mesela aynı yağ alsak bile aldığımız yağın evet. türü biraz farklı değil mi? Yani evet. burada mesela katı yağları biz biraz eleştiriyoruz. Bunları kullanmayın diyoruz. Evet, has tereyağını da teşvik ediyoruz. Evet. Burada bu has olmayan tereyağı, normal margarin dediğimiz gıdalar ve zeytinyağı, bu üçünü bir şey yapsak, masaya yatırsak. Tamam. Burada birbirine avantajı, dezavantajını biraz söyleseniz. Şimdi bize. Şöyle bir durum var. Margarini zaten kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı biz diyetisyenler olarak önermiyoruz. Çünkü belli bir işlemden geçiyor, hidrojenlendirme işleminden. Kimyasal çok kimyasal alıyor değil mi? Kimyasal çok fazla alıyor. Bu sağlığa oldukça zararlı. Yani bu ne demek? Kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarmak demek. Tansiyon problemi olması demek. İleride geçirdiği işlemlerden dolayı çeşitli kanser sebeplerine kadar giden durumlar ve aşırı kilo artışı da söz konusu. Vücut yapısını bozan bir durum söz konusu. Tabii tereyağı doğal bulmak şartıyla, hani şu anda günümüzde belli yerlerde de güvendiğimiz yerlerden alabiliriz. Mesela kahvaltıda hakiki tereyağını bulduğumuz zaman bir tatlı kaşığı kadar ya da bir çay kaşığı kadar tükettiğimizde sağlıklı bir durum söz konusu. Ama bunu da gün aşırı, hani her gün alışkanlık şeklinde değil de. Burada bir oran vardır. Sadece doğal tereyağı ya da sadece zeytinyağı gibi değil. Bunun belli oranlarda karıştırılarak, yani ömür boyu zeytinyağı tüketeceğim ben ya da ömür boyu doğal tereyağı tüketeceğim gibi düşünülmemesi gerekmektedir. Margarini kesinlikle çıkarıyoruz hayatımızdan, margarinli hamur işlerini de, içerisinde olan bütün hepsini. Doğal tereyağı ve zeytinyağını belli oranlarda kullanabiliriz. Belli oran, kalp damar hastasına göre damar cidarı zayıflamış, kan sulandırıcı kullanan, kolesterol hapları kullanan bir sürü insan var. Şimdi bunları tereyağı yemeyin demek çok doğru değil herhalde değil mi? Has tereyağı yiyebilirler belli ölçülerde. Belli ölçülerde. Şimdi ölçülerle ilgili diyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Burada hani tek başımıza da açıkçası karar veremiyoruz. Burada yine hem kişinin bireysel özellikleri hem doktoruyla kurduğumuz diyalog da çok önemli. Hani net bir miktar şu anda ben veremiyorum. Çünkü kişinin hastalığına da bağlı olarak bu değişkenlik göstermektedir. Bunu da söyleyeyim. Yani biz interneti açtığımızda belli diyet programları standart var. Evet. Bunları uygulamak doğru değil. Yani kişiye özel burada kesinlikle. Diyetle gitmek çok daha uygun ya da vücudunu çok iyi tanıyacak insan. Aynen biraz öyle. Da değil mi? Peki light ürünlere gelelim. Zayıflama programlarının popüler ürünleridir. Çok rağbet görürler. Çok hayranı vardır light ürünleri zayıflamak isteyenler arasında. Evet. Bunları serbestçe tüketmek ne kadar doğru? Light diye serbestçe tüketiyoruz. Belli bir diyet programına girmesek diye formumuzu korumak için. Ama herhalde burada da bir takım yanlışlar var. Nedir bu light ürün gerçeği? Şimdi şöyle bir durum var artık bizim Türk toplumumuzda. Bir ürüne light ya da diyet denildiği zaman ben bunu sınırsız tüketebilirim algısı var. Bu algı da şundan kaynaklanmamalı aslında. Bir ürünün şeker oranı, yağ oranı ya da protein oranı azaltılıyor light olduğu zaman. Ama lezzet miktarı korunması için diğer ögeler artıyor. Yani kalorisi azaltılıyor ama bu sıfır kalori demek değildir. Şöyle bir sütten örnek vereyim. Bir bardak light süt yaklaşık 68 kaloriyken bir bardak normal yağlı süt 114 kaloridir. Biz bu ürünü light, kalorisi yok, sıfır kaloriye düşündük. 3 bardak tüketirsek yaklaşık 200 küsur kalori olacak. Ama normalde biz bir bardak süt içsek 114 kaloriyi alacağız. Yani daha fazla kalori almış oluyoruz. Burada da benim dikkat çekmek istediğim konu, mutlaka ve mutlaka light ürünleri alırken etiket bilgisine bakılmalı, içeriğine bakılmalı. Yani ben şu kadar light süt, bir bardak light süt tüketiyorum ama normalde karşılaştırıp bir bardak sütte 114 kalori. Yani ben yarısı kadarını aldım. Ya da ikisini eşitlemek istiyorsam eğer, iki bardak light süt içersem bir bardak süte denk geliyor. Yani tamamen sıfır kaloridir. Kilo aldırmaz. Diyet yapılınca sınırsız tüketilebilir durumlarını istemiyoruz. O diğer ögeler ne oluyor burada? Şöyle mesela light sütte şöyle diyelim, yağı azaltılıyor. Yağı azaltıldığı zaman ne oluyor bir durumda? Diyelim ki 100 gram ürün, 100 gram tamam mı? 20 gramı yağ diyelim, işte 30 gramı protein diyelim, işte 40 gramı karbonhidrat diyelim. Yağı 20'den 10'a düşünce yine 100 gram olması gerekmiyor mu? Ne oluyor? Burada protein artıyor bu sefer, 50 oluyor. Yani kalorisi düşüyor ama besin ögesi protein açısından daha zengin oluyor. Besin ögesi daha zengin oluyor deyince de
ne güzel, daha evet. zengin diyoruz. Bunun da herhalde gene kişiye özel değerlendirilmesi öyle. Lazım. Yani günlük protein ihtiyacımız da belli aslında az çok kişiye özel evet. düşündüğümüzde. Karbonhidrat ihtiyacımız da. Hepsinde bir denge var. Hepsini düşünmek çok zor aslında. Çok yorucu bir şey ama bilmiyorum artık sizler ışığında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de öğün atlama meselesi var. Şimdi sabah işte erken saatlerde kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Sabah bazılarının hiç de canı kahvaltı etmek istemez. Biraz geç yer. Bir saat, evet. bir buçuk saat ara verir. Bazıları çok erken yer. Şimdi kahvaltıya geç yemekle erken yemek arasında bu kan şekeri düzenlenmesinde kilo alıp vermeyle ilgili nasıl bir denge var? Önce onu sorayım ve öğün atlamayı da akabinde devam edelim. Tamam. Şimdi uyuduğumuz zaman yaklaşık ortalama 6 ile 8 saat arasında bir uyku dönemi var değil mi? Biz uyandığımızda vücut aç, her şeye aç, enerjiye aç, konsantrasyona aç, beynin çalışması için glikoza, karbonhidrata aç. Bunları sağlamamız için bizim enerji tüketmemiz lazım ve bunun için de kahvaltıyı mutlaka yapmamız lazım. Ve kahvaltı bizim en önemli öğünlerimizden bir tanesi. Bazen danışanlarım da diyor ki ben sabah çok erken saatte kalkıyorum, yetişemeyeceğim, nasıl hazırlayacağım, şimdi onunla mı uğraşacağım gibi. Şöyle bir durum, mesela akşamdan yatmadan önce kendimize 5 dakika ayırsak, 2 dilim tam buğday ekmeğinin arasına 2 dilim beyaz peynir koysak, evdeki taze sebzelerden kıvırcık mı var, domates mi var, salatalık mı var, onlardan bir güzelce koysak. Şunlar gibi mesela. Aynen bunlar gibi tam buğday arasına. Aynen böyle. Aha. Yanına 2-3 ceviz alsak, bir bardak sütlü Nescafe ile iş yerine gittiğimizde tüketsek hem gün içerisindeki iştah kontrolümüzü çok daha kolay sağlayacağız. Yani biz kahvaltı yapmazsak eğer öğle yemeğinde birden yükleneceğiz. Bu sefer ne olacak? Ani bir kan şekeri yükselmesi, baş dönmesi olabilir, bulanıklık olabilir. Ama biz kahvaltı yaparsak eğer bir sonraki öğün için de iştah kontrolümüzü çok güzel bir şekilde sağlarız ve kilo kontrolümüzü de akabinde sağlamış oluyoruz. Yani bizim için kahvaltı en önemli öğünlerden biri. Zengin bir çeşit sunmalıyız o kahvaltıda fakat yine ölçülü miktarlarda. Akşamdan da sabahki kahvaltıya yatırım yapmamız lazım. Aynen öyle. Engellemede olmaması. Hiç biraz üşenmedin o güzel sandviçleri evet. beş hazırlamakta. Dakikacık. Kendimiz için 5 dakikacık ayıracağız. Ya da hazırlatacağız. şimdi öğün atlamak, aç kalmak kilo verdirmiyor aslında bu meyanda baktığımızda. Bazen hani ben gün içinde yemiyorlar kilo vereceğini. Halbuki herhalde su kaybı oluyor önce ama sonra başka sıkıntılar oluyor. Bu öğün atlama kilo verdiriyor efsanesini de herhalde yıkmak lazım. Aynen biraz öyle. Daha açalım bunu. Şimdi şöyle bir durum var. Dedik ya biz kahvaltıyla güne başladık diyelim, kahvaltımızı yaptık. Yine yoğun bir iş temposu içerisinde. Diyelim ki 9'da kahvaltı yaptık. 6'ya kadar koşturmadan hiçbir şey yiyemedik. 6'da ne oldu? Biz birden yüklenmeye başladık yemeklere. Bu sefer vücut bunu nasıl algılıyor? Ben bir daha yemek bulamayabilirim. 6-8 saat kadar zaten aç kalmışım. Ben bunları en iyisi yağ çevireyim, depolayayım diyor. Yani biz uzun süre açlık durumlarında beslendiğimiz zaman enerjiyi direkt yağ olarak depoluyoruz vücudumuzda. Bu da kilo artışına sebep oluyor. Oysa ki biz 3 temel öğünümüzü kendi beslenmemize, hayat tarzımıza uygun şekilde alsak, hani ara öğünlerde desteklersek eğer kişiye özelliğine bu, hani uyuyorsa, uygun durumdaysa bu sefer kilo kontrolümüzü sağlayacağız. Vücut belirli aralıklarda beslenildiği için zaten ben aç kalmayacağım sinyalini beyine gönderecek ve bu da enerjiyi harcatacak. Yani yağ olarak depo yapmayacak vücut bunu. Düzenli yemek aslında yani çok şeydi, formumuzu korumak istiyorsak aslında düzenli yememek, kararında yemek burada yeterli olacaktır gibi görünüyor. Evet, şimdi aynen. Gıdalardaki katkı maddeleri hikayesine gelelim. Bu da kansere neden olur, şuna neden olur, buna neden olur deniyor. Kısmen tabii doğru şeyler var, yapılan araştırmalar da var. Evet. Hani bu kadar insanlar söylüyor, bu kadar uzmanlar söylüyor. Tabii ki bir bildikleri var ama biz bazen 5 yıl sonraki sonuçları da öngöremiyoruz. Evet. Hani yıldan yıla değişen sonuçlar var ama gıdalardaki katkı maddeleri kansere gerçekten neden olur mu? Bir diyetisyen olarak siz ne dersiniz? Çünkü siz eğitimleriniz daha taze bizlerden. Özellikle okullardan daha yeni mezun diyetisyenler. Ne görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Hazır paketli gıdaların kullanılmasını biz diyetisyen olarak çok sık önermiyoruz. Ama paketli gıdaların içerisinde bulunan katkı maddelerinin belirli kodları var. Bu kodlarda dünya tarafından kabul edilmiş, kabul görülmüş firmalar tarafından bilimsel olarak araştırmalara dayandırılıyor. Yani kullanacak olan firmalar bu kodları, gıda katkı maddesi kodlarını mutlaka ve mutlaka belli düzeyde kullanmak zorundadırlar. Bunların denetimleri var. Zaten dünya çapında yapılan araştırmalara göre yapılıyorlar. İzin verilmiyor zaten fazlasını yapıldığında. Bu yüzden tamamen şu madde kansere neden oluyor, şu katkı maddesi, şu olmuyor diye çok net bir şey söyleyemiyoruz. Ama hazır paketli gıdaların
kullanımını çok da uygun görmüyoruz. O zaman açıkta satılan bir şeyleri alalım diyeceğim. Ama açıkta satılanlarda da belli riskler var. Yani hijyenik, hijyen, steril yeterince temiz mi, evet, değil mi? Öyle bir kargaşa da var. Yani burada bunları çok iyi dengelemek lazım ama mesela bir kişi kapalı gıda almıyor diyelim. Hani çok market gıdası tüketmiyor, açıktan oluyor diyelim ama burada da bizi bu anlamda uyandıracağınız, önereceğiniz neler var? Burada da şöyle bir şey var. Tamamen sizin güvendiğiniz yerlere kalmış. Yani siz orada gidip denetim yapamazsınız, test yapamazsınız. Hani kimyasallara bakamazsınız. Hani fiziki özelliklerine bakarak değerlendirebilirsiniz. Burada da ne derece yeterli olunabilir? Kesinlikle güvendiğiniz yerlerden almanızı öneriyorum bu konuda. Teslim olacağız biraz oradaki işte açıkta gıda aldığımız yerleri. Biraz evet, öyle güven işi de maalesef beslenme. Yani her şeyi kontrol etmek çok da mümkün değil. Birilerine teslim de olacağız. Bu da önemli lokma, önemli bir durum. Bir de ekmek meselesine gelelim. Şimdi bir de bazen ben de dahil olmak üzere hala yaparım. Hani kızarmış ekmek yemek beni daha bir rahatlatır. Evet. Daha az kalori aldığımı düşünürüm. Hadi tabii kendime göre gerekçelerim var burada, uzmanların dediklerine göre ama bu konuyu merak eden izleyicilerimiz için kızarmış ekmek gerçekten daha mı az yağ aldırıyor bize, daha mı az kilo alıyoruz? Ne diyorsunuz buna ilgili? Şimdi bu da toplumumuzda bilinen en büyük yanlışlardan biri. Kahvaltı sofrasına oturuyoruz, bir anda böyle taze ekmeğimiz var üstelik, bir anda da tepeleme kızarmış ekmeğimiz var. Neden biz böyle bir yanlışa kapıldık orasını da çok çözebilmiş değilim ama bir dilim ekmeğin kalorisi, şu ekmeğin kalorisi 64 kalori kadar. Bunu kızarttığım zaman bunun içerisindeki su kayboluyor ama kalorisi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ekmeği kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Ama yine porsiyon miktarına burada kilo kontrolü için çok önemli değiniyorum. Yani kızarmış ekmek diye ben 3 dilim ekmek yememeliyim. Günlük 2 dilim yemem gerekiyorsa kızarmışta da 2 dilim yemeliyim. Normalde de 2 dilim yemeliyim. Kesinlikle bir kalori farkı yoktur. Ama kızartıldığı zaman, işlem gördüğü zaman ekmek içerisinde eğer elzem miktarda protein varsa kalitesi düşüyor ısıl işlem gördüğü için. Ama onun dışında kalorisi kesinlikle aynı. İkisi de 64 kalori kadar. O zaman kızarmış ekmek daha da lezzetli oluyor aslında. Biraz evet, da ondan geliyor oluyor aslında. Bunun hani çok farkında değilsek bile. Bu da güzel bir bilgi oldu. Peki karbonhidratsız beslenmek zayıflatır mı desem? Bu da almamız gereken besin öğelerinden biri. Hani öyle bir yanlış aynen var. Öyle. Tamam, bir takım kilo aldırmaya doğru giden şey var ama her şey kararında dedik. Bu karbonhidratsız beslenmek zayıflatır mı sorusuna siz nasıl cevap verirsiniz? Şöyle, şimdi karbonhidratı düşük beslenme programlarında başta da söylediğim gibi günlük enerjimizin %50-55-60'ı kadarının karbonhidrat olması lazım. Neden? Çünkü bizim beynimizin temel enerji kaynağı glikoz. Karbonhidrat, yani biz vücudumuza karbonhidrat almazsak nasıl çalıştıracağız beynimizi? Çalışmaz. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Biz karbonhidratı sağlıklı karbonhidratlar olarak almalıyız. Yani biz beyaz makarna, beyaz pirinç pilavı yersek bunlar tabii ki de sağlıksız, istemediğimiz durumlar. Yani şimdi makarnaya neden sağlıksız mı diyorsunuz burada? Şöyle, makarnaya sağlıksız demiyorum. Evet. Makarna kepekliyse, sebzeliyse, yanında yoğurt da varsa tabii ki de sağlıklı belli porsiyonlarda. Yani diyette yasak diye bir şey zaten kesinlikle yok. Ama eğer beyaz undan ise bu kan şekerini aniden yükseltebilir, aniden düşürebilir, baş dönmesi yapabilir. Beyaz olan rafine ürünleri tüketmenizi önermiyoruz. Ama onun dışında karbonhidrat mutlaka ve mutlaka alınmalı. Karbonhidratın azaldığı yerlerde protein diyetleri öne çıkıyor. Bu da ne demek? Protein böbreklerle işlevi olduğu için böbrek bozukluklarına, böbrek hastalıklarına sebebiyet verebilir. Vücudu yoruyor biraz değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Ve şöyle bir durum var. Karbonhidrat almazsak eğer biz totalde tartıya baktığımızda 60 kiloyuz diyelim. Protein diyeti yüksek bir diyet uyguladık. 58 olduk ama biz karbonhidrat almadık. Biliyor muyuz onun neyden kayıp olduğunu? Bizim için önemli olan yağ kütlesinin azalması. Ama burada karbonhidrattan fakir beslenirsek biz kilo vermiş gözüküyoruz ama kas kütlesinden kilo vermiş oluruz. Sudan kilo vermiş oluruz. Bu da hiç sağlıklı bir durum değil. Bir insan vücudunun kasının erimesi nasıl sağlıklı olabilir ki zaten? Önemli olan yağ kütlesinden kayıp vermemiz. Evet, bu da güzel bir şey oldu, bilgi oldu aslında. Bu da kararında gene vücudu biraz tanımak lazım. Peki su içme meselesine gelelim. Zayıflayacaksak su daha çok içilmesi tavsiye edilir. Su zaten günde 2 litre içilmesi tavsiye ediliyor. Bu da kişiye göre herhalde değişiyor. Şimdi şeyler de var. Kişi daha bir yapılıysa, daha bir şişmansa, vücut hacmi yüksekse daha fazla su içmesi lazım. Aynen, hani sizin gibi narin, zayıf kişileri de herhalde
bir hacmi yüksek olan kişiden daha az su içmesi lazım. Evet. Hem buna bir değinmek istiyorum. Hı hı. Hem de aşırı su içmek zararlı mı? Tabii her şeyin aşırısı zararlı ama burada zayıflayayım derken suya ha babam tok tutsun beni zayıflayayım diye suya abanan hani tabiri caizse amiyane evet. oldu ama kişiler var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Hı hı. Şimdi su da en önemli besin ögelerimizden bir tanesi vücudumuza almamız gereken. Şurada hani evet kişiye özel yine belirleniyor ama toplum beslenmesinde ortalama bayanlarda bazal metabolizma hızı 1500 kalori dediğimiz, erkeklerde de 2000 kalori dediğimiz bir civarda. Hı hı. Şimdi burada da bir kaloriye su tüketimi 1 mililitre olarak belirliyoruz. Yani bayanlar ortalama 1500 çıkıyor orada. Erkeklerde de 2000. Ama bunun dışında bazal metabolizma hızında bir de fiziksel aktivite dediğimiz bir etken var. Fiziksel aktivite de yine kişiye bağlı olarak değişerek 2-3 bardak kadar daha su alımını arttırdığımızda ortalama 2,5-3 litre arası bir su almamız gerekiyor. Bu bizim için yeterli bir su olacaktır ama bizim bu su alımımız diyet yapıyoruz diye olmamalı. Bu genel olarak beslenmemizde suyun önemi çok fazla. Bir de şöyle bir durum var, aşırı su içme diye. Biliyorsunuz ki suyun içerisinde belirli mineraller bulunmakta. Minerallerin süzülmesi de böbrekten gerçekleşmektedir. Eğer biz günlük ihtiyacımızı aşırı dozda aşarsak bu böbreklere zarar verebilir. Vücutta toksit etki görülebilir. Bunun belirtilerinden biri de göz bulanıklığı gibidir. Yani ama bu aşırı tüketim çok fazla karşılaşılan bir durum değildir. İçemiyoruz zaten. İçemiyoruz zaten. Hani, aynen 2-2,5-3 litre kadar su tüketimi bizim için çok önemlidir. Günlük beslenmemizde mutlaka ve mutlaka yer vermemiz gereken bir nokta. Bir de sıcak su içmek var. Sıcak su içildiğinde de daha zayıflatır gibi bir kanı evet. var. Yağları yıkıyormuş falan gibi. Onunla ilgili ne söylersiniz? Evet, sıcak su içildiğinde yağlar eriyor su, gibi. Hani biraz. Aynen. Şimdi biz Türk toplumu olarak dediğiniz gibi sizin de çok fazla su tüketen bir toplum değiliz. Burada benim için önemli olan kişi sıcak seviyorsa sıcak içsin, soğuk seviyorsa soğuk içsin, ılık seviyorsa da ılık içsin. Hiçbirinin ekstra bir kalori harcatma gibi bir durum söz konusu bile değil. Yağ yakma gibi bir şey, ılık suyun, sıcak gibi. Suyun falan. Hayır, hı-hı. kesinlikle hı-hı. böyle bir durum yok. Önemli olan su tüketmemiz. Sıcak, soğuk, ılık. Kişi bireyi nasıl seviyorsa öyle içsin. Yani sıcak su içiyorum, yağlarım eriyor. Ben soğuk su içince işte daha fazla enerji harcayacağım, daha fazla yağ yakacağım diye bir durum söz konusu değil. Bir de içine limonla sirke falan damlatılır aç karnına sabahları. Buna ne diyorsunuz? Şöyle bir durum var. Yani bunu, bunu da yağ yakıcı bir etki olarak ben görmüyorum yani açıkçası. Hani aldığım eğitimde limonun yağ yakıcı bir etkisinden bahsedilmedi yani. O kadar profesör hocalardan ders alıyoruz. İşte sirke koyarsın, yağ yakar, limon koyarsın, yağ yakar evet. gibi bir durum yok. Burada yağ yakılması için önemli olan dediğim gibi beslenme programı ve egzersiz. Ve hareket. Aynen hareket, öyle. Egzersiz dediniz zaten evet. Hareket. Peki çay, kahve mi mecrubat, su yerine geçer mi diyeceğim. Hı-hı. Şimdi hani su, bazıları su hakikaten sevmiyor, içesi gelmiyor. Ama çayı, kahveyi, meşrubatı seviyor, bol bol içiyor onlardan. Hani ben sıvı oluyorum diye mutlu falan oluyor. ama su yerine herhalde bunlar geçmiyor. Ya da hangi durumlarda geçer? Mesela bazı bitki çayları da hani Hı-hı. sıvı ihtiyacı diyoruz bir de. Su ve sıvı ayrımı da var. Yeterli alsanız olur diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Hı-hı. Sizin de dediğiniz gibi su ve sıvı ihtiyacı, bu ikisi ayrı şeyler. Bana da gün içerisinde söyleniyor tabii ki de. Ben bugün 10 bardak çay içtim işte ama normal çay da içmedim, bitki çayı içtim. Hani su içmesem olur mu olur gibi. Mu? İkisi tamamen farklı şeyler. Şöyle bir durum var. Biz günlük 1,5 litre su alırsak eğer evet o zaman çay, meşrubat içme hakkını kazanıyoruz. Burada bir hemfikir olalım. Onun dışında da sadece su içmeyeyim, sıvı içeyim, şekerli meyve suları içeyim, asitli kolalar içeyim, çay içeyim, bitki çayı içeyim. Bunların hiçbiri su tüketimimizin bize sağladığı faydaları sağlamaz. Evet, bitki çaylarının faydaları vardır, doğrudur. Ama su tüketimi ayrı, sıvı tüketimi ayrı. Biz günlük 2 litre suyumuzu içelim, o bir cepte olsun. Sonra isterseniz çayınızı da için, kahvenizi de için, bitki çayınızı da için. Bunlar hiçbir problem teşkil etmez. Ama birbirinin yerine kesinlikle geçmiyor yani. Yani şöyle 2 litre, 1,5-2 litre su içiyoruz. Bir de günde hani çayla, meşrubatla, şundan bunun. Özellikle çalışan insanlar daha çok sıvı tüketiyor. Hem uyarsın evet. diye kahvedir, çaydır vesaire, enerji içeceği de dahil buna. Hani 3,5 litreye kadar sıvı alıyoruz günde aslında. Bunları evet. da hesaba katarsak yani bu bir yorucu etkisi yok mu aslında bunun hani böbrekte? Şöyle bir durum var. Şimdi biz 2-2,5 litre, 3 litre kadar su içtiğimiz zaman böbrek zaten onu
karşılayabiliyor. Yani o mineralleri atabiliyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bunun yanı sıra tabii biz 3 litrede onun dışında sıvı alırsak tabii ki de yorar. Ama biz günde 3-4 bardak bitki çayı olur. Normal seviyorsak demleme çaylarımız olur, bizim Türk çayımız olur. Yanında filtre kahvemiz olabilir, sütlü kahvemiz olabilir. Bunları tüketebiliriz. Ama yine dediğim gibi böyle 5-6 bardağı totalde diğer içecekler geçmeyecek şekilde olursa böbreklerimizi de yormamış oluruz. Bir de çiğ yeme hikayesi var. Gıdaları evet. Çiğ yersek daha mı çok besin değerini alıyoruz. Bununla ilgili ne söylersiniz? Evet. Bir de pişirme teknikleri de tabii burada işin içine giriyor. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var. Bütün besinleri ele alıyorum burada. Şimdi çiğ sebzelerin pişirme yöntemleri şöyle. Çiğ sebzeleri çiğ olarak tükettiğimizde tabii ki de daha fazla mineralini alıyoruz. Ama tabii ki sürekli çiğ tüketeceğiz diye de bir durum yok. Burada da pişirme teknikleri devreye giriyor. Yani biz sebzeyi haşladık. Haşladığımız suya mineralleri geçti. Ne yapmamız gerekiyor? Biz eğer o suyu atarsak mineralleri de hop gider. Biz o sebzeleri daha düşük mineralli bir şekilde alırız. Ama onu biz bir çorbamıza katabiliriz. Onun dışında bir kavanoza koyup soğutup gün içerisinde biraz tarçın da olabilir ekleyip değişik aromalı lezzetlendirip içebiliriz. Bunun dışında da sebzelerin dışında şuna değinmek istiyorum. Mesela yumurtayı ses açsın diye çiğ içen danışanlarım var. Burada da yumurta, çiğ yumurtada salmonella dediğimiz bir bakteri var. Ve bunun kesinlikle çiğ olarak tüketilmesini istemiyoruz. Etlerde keza öyle. Çeşitli çiğ etlerde çeşitli parazitler mevcut olmuş oluyor. Bazı besinleri ve de süt mesela pastörize edilmezse bunda da çeşitli bakteriler oluyor. Bu besinlerin pişirilmiş, pastörize edilmiş şekilde tüketilmesi çiğ besinlerinde hem pişirme yöntemi değişik olup hem de çiğ şeklinde de tüketilebilir sebzeler için. Şimdi saçınız mikrofona değiyor ama belki sesimizi etkiliyor olabilir. Şöyle. Onu bir söyleyeyim dedim. Tamam arada ediyorum. Giriş yaptım. Teşekkür ederim. Şimdi şekersiz besin aynı zamanda kalorisiz midir desem buradan da esmer şekere bağlasak. Esmer şekerin de daha az kalori verdiğini düşünüyoruz. Bu ikisinin için ne der? Ne söylersiniz? Başta da konuştuğumuz gibi light ürün de vardı değil mi? Burada da yine şekersiz üründe aynı şekilde. Burada da bir diyet bisküviden örnek vermek istiyorum. Bunun şekeri azaltılmış bir besin, diyet bisküvi. Ama bir paket diyet bisküvide yaklaşık 200 kalori var değil mi? Biz bunu diyet diye, şekersiz diye ne yapıyoruz? Oturuyoruz diyet bisküvileri yiyoruz. Ama ben ne yaptım diyorsunuz? Ama ben diyet bisküvi yedim. Neden kilo aldım gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Oysa ki ne demiştik biz? Bir dilim ekmek 60 kalori kadar. Bir paket diyet bisküvi aldığımızda da 3 dilim ekmekten fazla tüketmiş oluyoruz. Oysa ne demiştik biz? Ama şekersiz. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yine şekersiz de olsa içeriğinde protein, karbonhidrat ve yağ olduğu için belirli kalori değerlerine ulaşmış oluyor. Şimdi hemen bir şey daha soracağım. Son 2 dakikama girdim ama. Akşam 7'den sonra bir şey yemeyelim mi yoksa işte yatmadan 3 saat önce mi keselim mesela? Ya oradaki efsane nedir hakikaten ama ben mesela rahat ederim. Aç karnına yattım mı yani... Tok olmayı biraz daha aç yattım mı kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha zinde olduğumu hissediyorum ve midem rahat oluyor. Bunlar gerçekten doğru herhalde. Zayıflamak ve formda kalmak için önemli ne diyorsunuz? Çok güzel bir soruya değindiniz burada da. Mesela zaman zaman şöyle şeyler diyor. Saat 6'dan sonra kesinlikle bir şey yemeyin. Saat 7'den sonra kesinlikle bir şey yemeyin. Bu normal çalışan bir işçiyse diyelim ki 11'de uyuyor. Evet, akşam yemek saati 6 ile 7 arasında olabilir. Dengeli bir beslenmeyle güzel bir akşam yemeği yiyebilir. Ama geç saatlere kadar çalışan biri ise bunun akşam yemeği saati 9 da olabilir. Bunu belli bir saatle sınırlandıramayız. Ama ne diyoruz? Uyumadan 2 saat önce küçük bir ara öğünde yapalım ki bu bir meyve olabilir, süt olabilir, yanında 5-6 fındık, ceviz olabilir. Sabah uyandığımızda daha kolay kan şekeri dengemizi sağlayabilelim. Evet bunu da söylemiş olduk. Çok teşekkür ederim. Maalesef süren bitti ama hani bayağı bir nokta konulara değindik. Çok da akıcı ve güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben sebze ve meyvelerimize de teşekkür ediyorum. Bizde oldular. Bugün çok onlarla sohbet edemedik bugün ama güzel de bir dekor oldular. Teşekkürler siz de düşünüp getirdiğiniz için. Bunları çok çok sağ olun. Uzman diyetisyen Seda Dursun Avrasya Hospital'dan yayınımıza katıldınız. Çok teşekkürler. Tekrar verdiğiniz bilgiler için başarılar diliyoruz teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler bugün de Sağlık Raporu programını sonuna geldik. Eğer yayınlarımızın tekrarını izlemek isterseniz tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Tekrar haftanın son gününde yayında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün hafta için sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalın. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.